Nokia'nın Symbian işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlarından bir tanesi Nokia C7 bir süredir Türkiye piyasasında yer almakta. Bu telefonun özelliklerine kısaca bir göz atalım. Nokia C7 görmüş olduğunuz gibi hoş bir tasarımla karşımıza çıkıyor. İnce, kıvrımlı hatlara sahip bir telefon. Bunun yanında metal bir arka plakası da bulunmakta. 8 megapiksellik dual LED flashlı kamerası yer almakta. Cihazın ön kısmında 3,5 inçlik AMOLED ekran yer almakta. 640x360 çözünürlüklü kapasitif dokunmatik bir ekran. Ekranın hemen altında menü tuşu, çağrı kabul etme ve çağrı reddetme tuşları yer almakta. Cihazın sol tarafında görmüş olduğunuz gibi şarj girişi yer almakta. İnce uçlu şarj cihazıyla bu telefonu şarj ediyorsunuz. Cihazın üst kısmına baktığımızda görmüş olduğunuz kapağın hemen arkasında micro USB yuvası gizli şekilde gördüğünüz gibi. Micro USB yuvasının girişinin yanında kulaklık jakı yer almakta. Hemen yanında ise cihaz açmaya kapama yarayan tuş yer almakta. Hemen sağ tarafa geçelim. Sağ tarafa bakacak olursak ses arttırma ve azaltma tuşları hemen onun ortasında ise bu iki tuşun ortasında ise sesli komut özelliğini aktif hale getiren tuş yer alıyor. Aşağıya doğru ilerlediğimizde ekran kilidini aktif hale getiren veya ekranı açan anahtar yer almakta. Aşağı doğru indiğimizde ise kamera tuşu yer almakta. Buradan kamera uygulamasını başlatabiliyorsunuz ya da kamera uygulamasındayken fotoğraf çekebiliyorsunuz ya da video çekebiliyorsunuz. Arkasına baktığımızda 8 megapiksel kamera yer almakta. N8'de 12 megapiksel kamera vardı. C7'de 8 megapiksele düşürülmüş kameranın çözünürlük desteği. Kameranın hemen altında dual LED flash yer almakta. Çıkarılabilir bir bataryası bulunmakta Nokia C7'nin. Şekilde görmüş olduğunuz gibi bir batarya yer alıyor. 1200 mAh saatlik bir batarya. Görmüş olduğunuz yerde ise SIM kart yuvası var. Şu anda SIM kart takılı içinde. SD kart yuvası ise cihazın altında, pilin altında yer almakta. Onu da gösterelim sizlere. Şurada görmüş olduğunuz yuva micro SD kart yuvası 32 GB'a kadar micro SD veya micro SD HC kartları destekliyor Nokia C7. Karşımızda Nokia C7'de yüklü gelen Symbian işletim sisteminin ana ekranı yer almakta. Symbian 3 ile birlikte 3 farklı ana ekranın bulunduğu bir yapı geldi biliyorsunuz. Yakın zamanda çıkacak olan Anna güncellemesi ile birlikte ikonların değişmesi bekleniyor. Farklı ikonların cihaza eklenmesi bekleniyor. Ana ekrana baktığımızda Turkcell'in bazı uygulamaları gözümüze çarpıyor. Turkcell bu telefonu satıyor, abonelerine dağıtıyor. Belli ücretler karşılığında ve bize gelen test cihazında da Turkcell özel bazı uygulamalar yer almakta. Turkcell uygulamalar, konuş gönder, Turkcell seyahat ve Turkcell yedek gibi uygulamalar ana ekrana önceden eklenmiş durumda. Bunun yanında Ovi haritalara bir kısa yol yer almakta, Ovi mağazaya kısa yol yer almakta ki telefon rehberine ve internet tarayıcısına da kısa yollar eklenmiş durumda. Altta görmüş olduğunuz etkinlikler bölümü ise Twitter ve Facebook hesaplarınızı C7 üzerinden rahatlıkla kontrol etmenize olanak sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey bu bileşene dokunmak. Karşınıza çıkacak olan ekrandan öncelikle Ovi uygulamasına, Ovi hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Ovi hesabınız varsa bu bilgileri girerek anında devam edebilirsiniz ya da hesabım yok seçeneğine dokunarak bir kullanıcı adı ve şifre belirleyip hızlı bir şekilde Ovi hesabı oluşturabilirsiniz. Ovi hesabı oluşturduktan sonra karşınıza çıkacak ekrandan, görmüş olduğunuz ekrandan hesap bilgilerini girerek, Twitter ve Facebook hesap bilgilerini girerek bu sosyal ağ hesaplarınızı Nokia C7 üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Böyle bir kolaylığı var Nokia C7'nin sosyal ağ kullanıcılarına sunduğu. En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyebiliyorsunuz. Bu özelliği de bulunmakta. Tabii farklı bileşenleri de ekleyebiliyorsunuz. Giriş ekranı düzenli deyip farklı bileşenler eklemeniz mümkün. Tabii bu ekranda yer yok. Daha boş bir ana ekrana gidecek olursak burada yeni bir bileşen eklememiz mümkün. Giriş ekranı düzenli deyip.
boş olan 3 alandan bir tanesini seçip dilediğiniz bileşeni şekilde görmüş olduğunuz gibi buraya ekleyebilirsiniz. Parmaklarla ana ekranlar arasında kolaylıkla geçiş sağlanabiliyor. Dilerseniz de altta görmüş olduğunuz geçiş alanına dokunarak ana ekranlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Menü tuşuna bastım mı karşıma Nokia C7'de yüklü olan uygulamalar ve Nokia C7'nin özelliklerinin olduğu özelliklerine ulaşabildiğiniz menü geliyor. Uygulama menüsü geliyor. Burada ana ekranda da görmüş olduğumuz OviMaps ve Ovi haritalar kısımlarını görüyoruz. Bunun yanı sıra ajanda, rehber gibi uygulamalara, bölümlere kısa yollar bulunmakta. Müzik uygulamasının içinde hem FM radyo var, hem FM vericisini ayarlayacağınız bölüm bulunmakta. Ovi müzik mağazasına erişip şarkı indirip telefonda dinleyebilirsiniz. Bu gibi özellik var. Ya da müzik çalar uygulamasını açıp telefonda yüklü olan şarkıları dinleyebilirsiniz. Telefon üzerinde farklı işlerle uğraşırken müzik çalar uygulaması arka planda çalışmaya devam edebiliyor ve size müzik keyfini yaşatmayı sürdürüyor. Ayarlar bölümünden cihazla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Bağlantı ayarlarını yapabilirsiniz. Temasını değiştirebilirsiniz. Farklı bir tema yükleyebilirsiniz. Ekran koruyucusunu değiştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra telefonda yüklü uygulamaların da yönetimini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamalar bölümü telefondaki tüm yüklü uygulamaların kısa yollarının yüklendiği bölüm. Görmüş olduğunuz gibi Turkcell'in yüklemiş olduğu bazı uygulamalar var. Bunun yanı sıra Ovi mağazadan yüklemiş olduğumuz, bizim yüklemiş olduğumuz bazı uygulamalar da bulunmakta. Ovi mağazaya da bir göz atacağız. Ona da bir bakmamızda fayda var. Fotoğraflar bölümüne girdiğinizde telefonda yüklü olan tüm fotoğrafları görme imkanına sahipsiniz. Şekildeki gibi bir mozaik şeklinde görüntü elde edebileceğiniz gibi tam ekran görüntüsü de elde edebiliyorsunuz. Parmaklarınızla tüm fotoğraflar arasında ileri geri oynama yapabilirsiniz ya da bir fotoğrafı açıp onun üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz. Tekrar aynı fotoğrafta devam edebilirsiniz. Bu şekilde bir özelliği var. Bunun yanında bu galeride yer alan fotoğraf galerisinde yer alan fotoğrafları mesaj, e-posta ve Bluetooth ile paylaşabilirsiniz ya da sosyal ağlarla paylaşabilirsiniz. Fotoğraf uygulaması da, fotoğraflar uygulaması da bu şekilde çalışmakta. Kamera uygulamasına erişmek için iki farklı yol bulunmakta. Ya uygulamalar bölümüne gidip kamera ikonuna tıklayacaksınız, dokunacaksınız ya da üstte görmüş olduğunuz deklanşör tuşuna basacaksınız. Deklanşör tuşuna bastığınızda kamera uygulaması otomatik olarak başlatılacak. Şekilde görmüş olduğunuz gibi sol tarafta dijital zoom yapabileceğiniz alan bulunmakta. Flash ayarını yapabilirsiniz veya diğer görüntü ayarlarını, sahne modu, pozlama, beyaz dengesi gibi ayarları yapıp fotoğraf çekebilirsiniz. Şekildeki gibi bu ekrana dokunarak fotoğraf çekmeniz mümkün. Ya deklanşör tuşuna basarak ya da şu aşağıda görmüş olduğunuz ikona dokunarak fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz ikon fotoğraf çekim ve video modları arasında geçiş yapılmasını sağlıyor. Biraz önce fotoğraf modundaydım, şimdi video çekim modundayım. Buradan da video çekimine başlayabilirim. 720p HD video kaydı yapabiliyorum Nokia C7. Aynı zamanda 8 megapiksele kadar çözünürlükte fotoğraflar da çekebiliyor Nokia C7'nin çift LED flashlı kamerası. Kamera işlevi de bu şekilde çalışmakta. Ovi mağazaya gidelim. Nokia C7'nin daha işlevsel hale getirilmesi için çeşitli uygulamalar sunulmakta Ovi mağaza içerisinde. Ovi mağazadaki yerli içerik sayısı da her geçen gün daha da artmakta. Ve bu artan uygulama portföy içinden dilediğiniz uygulamayı Nokia C7'ye indirip bu cihazın işlevlerini daha da zenginleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi özellikle bölümünde en son eklenmiş uygulamalar yer almakta. Milliyet TV rehberi, Dream TV, WhatsApp, Foursquare gibi sık kullanılan uygulamalar, Ovi haritalar, FIFA 11 oyunu, Türk Hava Yolları'nın uygulaması gibi çeşitli Ovi uygulamaları yer almakta.
ücretsiz açacağınız bir Ovi hesabıyla Ovi mağazaya da erişebilir ve bu uygulamaları Nokia C7'ye indirebilirsiniz. Ovi haritaları da bir bakalım. Nokia C7'de GPS alıcısı da yer almakta. Ovi haritalar servisiyle birlikte Nokia C7 iyi bir navigasyon aracına dönüşüyor. Konumunuzu belirledikten sonra araç sürme veya yürüme yardımı alabilirsiniz. Sesli yol yardımı sunmakta Nokia Ovi ile birlikte. Bunun yanı sıra Ovi haritalar uygulaması üzerinden konumunuzu Facebook'ta paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. Böyle zengin özelliklerin olduğu bir navigasyon uygulaması Ovi haritalar Nokia C7'de yüklü bir şekilde geliyor bu Ovi haritalar uygulaması. Nokia C7 ile ilgili söyleyeceklerimiz genelde bunlar. Bu arada internet tarayıcısı da flashlight desteği sunmakta. Yeni gelecek internet tarayıcısı Anna ile birlikte gelecek olan internet tarayıcısı ile birlikte internet deneyiminin daha üst noktalara taşınacağını düşünüyoruz Nokia C7'nin. Bunun yanı sıra eklememiz gereken başka bir ayrıntı da cihazda şu anda görmüş olduğunuz gibi dikey kullanımda nümerik klavye bulunmakta sadece, ancak yataya döndürdüğünüzde cihazı görmüş olduğunuz gibi bir Q klavye gelmekte. Gelecek olan Symbian Anna güncellemesiyle birlikte Nokia C7'de de dikey konumda Q klavyeyi kullanabileceksiniz. Bunu da bir dipnot olarak belirtelim. Nokia C7 ile ilgili söyleyeceklerimiz genelde bunlar. Oldukça şık bir telefon. Her ne kadar ileri seviye bir kullanıcının tatmin olacağı özellikleri taşımıyor olsa da, ileri seviye kullanıcılar daha fazla özellik isteyecek olsa da, normal bir kullanıcı kitlesini, fazla özellik aramayan, bunun yanında estetiğe de önem veren kullanıcı kitlesini kendisine çekecek olan bir cihaz Nokia C7. Oldukça şık bir tasarımı bulunmakta. Ancak arka kapağı birkaç sefer açıp kapatıldıktan sonra oynamaya başlıyor. Böyle bir sorun algıladık, gözlemledik Nokia C7'de. Bunun dışında oldukça şık, güzel bir cihaz. AMOLED ekranda oldukça parlak, gün ışığında da oldukça rahat bir kullanım sunmakta. Zaten çevresel ışık sensörü sayesinde ekranın parlaklığı da otomatik olarak ayarlanmakta. Nokia E7 ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Ayrıntıları teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.